Efendim, iyi günler. Gerçek orada bir yerde programının yeni etapında gene beraberiz. Şerif Mardin, Gündüz Vasaf ve ben Murat Belge. Bugün oldukça kapsamlı bir kavram olan modernizm, modernleşme, modernite, hangisini söyleyecekseniz onu tartışmak üzere buradayız. Tabii bu kavramlar hep hayatta karşıtlarıyla birlikte olurlar. Yani modernizm konuşunca günümüzde belki modernizmden de çok daha şey olan, popüler olan, çok daha sık kullanılan bu bir de postmodernizm var. Herhalde o alana da arada bir girip çıkacağız ama esas olarak bugün modernleşme nedir? Bunun peşindeyiz. Şimdi modernleşme, modern kelimesi öteden beri var. Ama modernleşmenin böyle bir terim olması görece yeni. Bundan diyelim 30 yıl önce, 40 yıl önce biz gene böyle mümkün olsaydı da oturmuş bu konuyu görüşüyor olsaydık muhtemelen batılılaşma gibi bir başlık altında bunu konuşacaktık. Çünkü yani 20. yüzyılın diyelim başından beri, daha evveliyat da olabilir ama dünyanın önemli bir meselesi oldu bu. Yani Batı'nın alıp başını gitmesi ve geri kalanlarında ne oluyor, ne yapacağız deyip işte herhalde biz de böyle bir şey yapmalıyız kararına varmaları ve dolayısıyla Batı'nın bütün dünya için bir model haline gelmesi, o tarihlerde dediğim gibi çok daha yaygın ve sık olarak bunu, bu kelimeyi kullanıyorduk. Ama bu kelimenin bir tuhaf tarafı var. Şimdi tamam hani biz Türkiye'de, falancalar Çin'de, filancalar İran'da batılılaşmaya çalışıyorlar. Batılılar ne yapıyorlar ya da ne yapmışlar? Yani onlar batılı, yani onların batılılaşması çok anlamlı değil. Ama onlar da bir değişimden, dönüşümden geçmişler ve ondan geçtikleri için bütün dünyaya da bir tür model olmuşlar. Onların yaptıkları nedir? Onların yaptıkları modernleşme. Yani sanki mekanla ilgili bir şey değil de doğu batı falan gibi daha bir zamanla ilgili bir şey. Yani bir işte neyken, gelenekselken modern mi olmuşlar? Böyle bir şey olmuşlar. Şimdi onlar modernleşme diye bu kendi dönüşümlerini anlatmaya başlayınca o zaman biz daha periferide kalanların da bu işine geldi. Çünkü batılılaşma deyince biraz fazlasıyla yani bir dünyanın bir yerine bir öncülük, önderlik rolü yüklemiş oluyoruz. Bunda bir rahatsız edici bir yanı var. Yani mesela batılılaşmadan modern olunamaz mı gibi bir soru pekala sorulabilir. Yani dolayısıyla bu hepimizin işine geldi. Şimdi modernleşme diyoruz. Ne dersek diyelim sonunda bu önemli bir sorun. Dünyanın gündemini, kafasını kurcalıyor ve bitmiş bir süreç değil. Birçok aşamalardan şuradan buradan böyle çarpına çarpına gelmiş ama yani bir hala da bir anlamda devam eden bir şey. Tartışması genişliyor. Şimdi ben bu şeyi programı açarken biraz da moderatörlük rolümü suistimal ederek şeyi sorarak başlayayım. Yani açmak üzere bundan sonraki şeylerde, müdahalelerde yani ne anlamamız gerekiyor? Modernleşme diye bir şey var. Bu ama nelerin üstüne oturuyor? Bunun şeyleri ne? Oluşturucu ögeleri ne? Şimdi dünyada hiçbir şey yani böyle bir tek çizgi halinde cereyan etmez. Yani birçok şeyler hep değişik konjonktürlerde bir araya gelirler. Bazı şeyler dışarıda bırakırlar, bazı şeyler bir araya gelir.
onlar gelişir. Yani bu modernleşme dediğimizde böyle işte şurada şu oldu, oradan böyle zırt diye buraya geldik. Böyle bir şey yok. Şimdi onu düşündüğüm zaman bana bir kere bilimlerin gelişme göstermeye başlaması, mutlaka hesaba katılması gereken bir şey gibi görünüyor. Çünkü burada evet yani şeyden Kopernik'ten falan alıp buraya kadar getirebileceğimiz aşağı yukarı kesintisiz bir çizgi var ama bu başka şeylerle de birleşiyor tabii. Kopernik dedim ilk olarak da yani astronomiyle başlayan bir bilimlerin gelişmesidir. Ama kısa zamanda astronomi, fiziğe derken işte biyoloji derken botanik vesaire böyle bir şey var. Ama bu aşağı yukarı 16. işte 17. yüzyıllarda devam ede gelen bir şey. 18. yüzyıla geldiğimizde zaten Batı dünyasında adına aydınlanma denilen bir dönem başlıyor. Buna genel olarak aydınlanma diyoruz ama mesela İngiltere'de Age of Reason, akıl çağı lafı daha çok kullanılmıştır falan. Herhalde aydınlanmayı da bu modernleşmenin dışında bırakamayız. O da temel unsurlarından, şeylerinden, dayanaklarından biri gibi görünüyor bana. Ama aydınlanmaya gene yol açan yani işte dinde reform, Protestanların çıkışı, Luther'in çıkışı, Rönesans'ın yani ne eksiği var yani orada bir dünyaya bir bambaşka türlü bir bak yani bunlar sanki aydınlanmanın şeyleri, temelleri, aydınlanma yani böyle bir şey gibi, piramit gibi bir takım basamaklar üzerinde bir modernleşme. Ama ben şimdi lafı devrederken bana öyle geliyor ki en önemli, en vazgeçilmez şeyi de sanayi devrimi. Sanayi devrimiyle ortaya çıkan yeni bir dünya yaratma imkanı. Ha, bu sanayi devrimini şeyden de çok fazla ayıramıyorum. Fransız devriminden. Şimdi bir sürü faktör saymış oldum böylece ama Fransız devrimi işte siyaset, yönetim, insanın tarihle ilişkisi, tarihin bir kuklası mıdır yoksa tarihi kendi yapan bir özne midir? Bunların devreye girmesi çok önemli. Gene de en önemlisi sanayi devrimi geliyor. Çünkü sanayi devrimi bayağı yaşadığımız hayatı bütün unsurlarıyla başka bir hayat haline, yani nasıl bir evde ya da barınakta yatacağız, kalkacağız, ne gibi şeyler giyip çıkaracağız, onları nasıl üreteceğiz, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, onları nasıl üreteceğiz, hangi objeleri kullanacağız, işte bu yani kibrit bile ne kadar önemli bir şey. Yani kibriti ateşi ilk bulan adama herhalde büyük bir sevinç yaşarken gidip önünde bir kibrit çatsaydık adam herhalde kalp sektesinden giderdi falan. Yani bunlar bu kadar belirleyici şeyler. Bu son derece basit artık. İyice bugünkü şeyimizde, dünyamızda basitleşmiş nesneler. Yani bütün bunların üzerinde de işte artık 19. yüzyılda yüzyılın sonlarına doğru başladığını söyleyebileceğimiz bir modernleşme var. Evet. Şimdi Türkiye'de bu modernleşmeyi gerekçeyle dünyada gerekse bize geliş biçimiyle en çok inceleyen kişilerden biri Şerif Mardin benim bildiğim. Onun için ben bu kendi ukalalık faslımı bitirdikten sonra sözü Şerif'e bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim. Senin söylediğin bir piramitler halinde aydınlanma devrinden bahsetmek bizde öyle öğretilmiyor. Yani bizde aydınlanma bir tek taş. Her şeyin bir konsantre olduğu ve kendi başına izahı kendi içinde olan bir şey olarak anlatılıyor bizde. Ben bunun tamamen aksine bir şey olduğunu sanıyorum. Bir kere senin söylediğin o piramitler açısından
bu modernleşme, modernizm veyahut dediğimiz şeyin aslında birçok katmanlardan geçmiş olduğunu şimdiye kadar ve o katmanlara bakmadığımız zaman aslında meselenin ne olduğunu pek açıklayamayacağımız gibi bir sonuç elde ediyoruz. Şöyle diyeyim, şimdi bu modern kelimesinin tarihte ilk gözüktüğü yer sanıyorum ki 1688'de Fontenelle diye bir Fransız aydınının Digression sur les anciens et les modernes diye yazmış olduğu bir yazıda. Orada şekil itibariyle edebiyattan bahsediyor. Yani orada Kopernik'ten, Newton'dan vesaireden onlarla birlikte elde etmiş olduğumuz yeni görüşlerden pek tabii ki bahsetmiyor. Çok basit bir şekilde eski edebi kalıpların artık Fransız edebiyatında kullanılmadığını ve bunun aslında Fransız edebiyatına çok önemli bir destek, bir güç verdiğini ve o açıdan Fransız edebiyatında yapılanların aslında eski modellere giderek edebiyat yapmaya çalışanlara nispetle çok daha güçlü, hoş ve açıklamaya veyahut da açılmaya müsait bir alan kurulduğunu anlatıyor. Yalnız bu aslında gene bu piramitlere geliyorum. Aslında ta o bir edebi bir karşıtlık olmasından itibaren çok daha başka şekiller alarak bugüne kadar gelmiş. Artık edebiyattan vesaireden bahsedilmiyor. Modernite aslında bir topluluğun artık kendi ürünlerini başkalarına bakmadan üretmesi, mesela kendi kriterlerini ve kendi değerlerini kendinden üretmesi halinde anlaşılıyor sanıyorum en geniş şeklinde. Fakat buraya gelinceye kadar bayağı çok şey geçmiş, çok zaman geçmiş ve aydınlanmanın modernleşme ile olan ilişkisine bakarsak bence burada üçlü bir ilişki var. Yani aydınlanma böyle bir tek taş gibi ortada oturan bir şey değil. Piramitlerle ancak izah edilebilecek olan bir gelişme. Ve bu gelişmeyi ben şöyle görüyorum. Üç tane ayrı gelişme olarak görüyorum. Bunlardan bir tanesi İngiltere'de olanlar, ikincisi Fransa'da olanlar, üçüncüsü de Almanya'da olanlar. Hemen altını çizeyim. Hem İngiltere'nin aydınlanmasında hem de Almanya'nın aydınlanmasında pratikle, günlük hayatla ilgili bir bağlantı var. Fransızlar maalesef krallarının verdiği imkanlar içinde dolandıkları için bunun pek pratik şeklini ortaya çıkarmamışlar ve kendilerine filozof demekle meseleyi hallettiklerini sanıyorlar. Sanıyorum ki bugünkü Fransa'nın düşüncesinde de bu filozof kavramının hala mevcut olduğunu ve Fransızların düşüncesini değerlendirmeye devam ettiğim. Neyse onun üzerinde pek durmayayım da bu üç ayrı tip üzerinde durayım. Birincisi İngiltere'de. İngiltere'de modernizmin arka planında gene bir tarihsel bir etken görmek lazım. Yani burada aydınlanma böyle tek taş bir yerden çıkarılmış olan tek bir düşünce tarzı değil. İngilizlerin kendi tarihi kulvarlarının imal ettiği değerlerin bütünü İngiliz aydınlanması. Almanya'da Pietizm'e baktığımız zaman gene orada Protestanlığın bir kolu olan Pietizm'in çıkardığı bir takım yeni kendine göre değerlerin etkisinden bahsetmek lazım. O çok uzun bir hikaye tabii. Bir de üçüncüsü ise Fransızların
herhangi bir pratiği geliştiremedikleri için evet, böyle evet. arafta kalmaları. Sanıyorum ki şimdi bu üç şeyin, bu üç ayrımın belki de detaylarına girmek isterim ama çok zaman alır. Ama bir tanesinden bahsedeyim. İngiltere'deki o tarihsel kulvarın nasıl İngilizler için kendilerinin imal ettiği yeni değerler ortaya çıkardığını anlamak. Hı-hı. Common law diye bir şey var İngiltere'de. Hı-hı. Bu common law'da aslında hukukun bütün insanlara aynı şekilde tatbik edilmesi gerektiğini ve bunun da kökeninin de halk olduğunu söyleyen bir yaklaşım. Bence bu çok önemli. Çünkü biz parlamento vesaire derken İngiltere hakkında bu arka planlı, yani parlamentonun bile gelişmesinin arka planında common law diye bir değere hürmet olduğunu da unutmamamız lazım. Burada kesmem bu, gerekiyor. Evet. Çünkü zaten şey gündüzü söz veremeden demek ki aydınlanmanın ve modernleşmenin böyle cilveleri var. Neyse şey reklam arasından sonra gündüz senden başlarız. Aklıma iki modern insan geliyor. Bir tanesi Mustafa Kemal. Ama Mustafa Kemal'in karşısında da başka birisi aklıma geliyor. O da modern bir insan. Charles Baudelaire. Zaten teknolojinin belirleyici olduğu bir dünyada doğduğumuz için yani onlar kadar... Sizi modere etmek zor değil. Sus desem susuyorsunuz da bu reklam hazretleri karşısında şey boynumuz kıldan ince. Evet Gündüz. Şimdi biz daha böyle bir hani objektif şey tanımı yapmaya çalıştık. Belki biraz da hani eleştirel de bakmak bu modernleşme denen şeye senin faslında böyle bir şeye belki geçebiliriz. Geçelim. Ben yani bu modernite içinde nasıl kaybolduğumu azıcık anlatmak istiyorum. Çünkü hiçbir yerinden tutamıyorum. Nereden tutsam başka bir çelişki görüyorum ona zıt giden. Nereden başladı mesela? Bir şey başlar mı? Yani o bile kendi başına bir soru. İşte piramitlerden bahsettiniz. Ben de bu kelimenin kökenini araştırdım azıcık. Ta yani 2. yüzyılda falan Roma'da modo diye bir kelime var. Hristiyanların paganlar için kullandığı bir kelime. 6. yüzyılın moderniteyle pek alakası yok ama 6. yüzyıla geldiğimizde modernus diye bir kelime var. Şu an demek. Şu an demek. 10. yüze geliyoruz. Moderni günün adamı. Şimdi oradan 20. yüzyıla falan Baudelaire'e geldiğimiz zaman nedir modernite? İşte Baudelaire'e göre her an değişen bir şey. Veyahut işte Stravinsky, modern müzik, bestekar. Diyor ki modernite yoktur, an vardır. Fakat azıcık daha gene geriye bakınca bu katmanlardan gidersek işte eskiden tarihçiler çok meraklıydı. İşte şu dönemde başladı, bu dönemde bitti diye. İşte kimi moderniteyi Rönesans'la başlatıyor, kimi 20. yüzyılda başlatıyor, kimi 19'da başlatıyor. Herhalde bu kötü tarihin bir anlamda yani kesilmiş tarihin babası belki de şey Petrarch. Çünkü o karanlık çağ deyimini, orta çağ için karanlık çağ deyimini uydurmuş. Ondan sonra da Rönesans'ı başlatıyor. Halbuki ne orta çağ o kadar karanlık ne Rönesans o kadar aydınlık. Yani sürekli bir geçişler içindeyiz. O geçişlerin çelişkisini de azıcık modernite kavramı yaşıyor galiba, kendi içinde taşıyor. Yani 20. yüzyıla gelince aklıma iki modern insan geliyor. Bir tanesi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal modern bir insan. Çağın gereklerini uygulamak istiyor. Pozitivizm, bilime inanmış vesaire. İşte August Comte'un okumuş bol bol.
Ama Mustafa Kemal'in karşısında da başka birisi aklıma geliyor. O da modern bir insan. Charles Baudelaire. Şimdi o da modern bir insan. Ama bambaşka bir yerde Baudelaire. Burjuvaziye karşı, eski değerlere karşı, sanayileşmeden pek sıcak bakmıyor sanayileşmeye. Şimdi o da modern, bu da modern. Veyahut şöyle bakabiliriz. İşte bir modernizm, aydınlanma, Rönesans, bilimin keşfedilmesi, bilimin mutlak olması ondan sonra pozitivizmle, o da bir modernizm. Fakat bilimden kuşku duymakta, bilimi sorgulamakta, işte Verstehen, Weber'e geldiğimizde Verstehen, anlamaya çalışmak gibi bir şey çıkıyor. Şimdi hangisi modernizm? Hem o hem o. Fakat ikisi birbiriyle zaman zaman çatışma halinde. Belki de çok daha eskiye gidersek, son sözlerim, eski Yunan'a dönersek, işte Apollo ve Dionysos. Şimdi bir tanesi daha çok Baudelaire. Baudelaire, Dionysos, işte şarap tanrısı, ruh, coşku, çağrışım, şiir. Mustafa Kemal de Apollo. Yani düşünce, mutlak doğrular. Şimdi hangisi modern? Size atıyorum topu. Evet, haklısın. Yani bu bana şöyle görünüyor. Yani özellikle gene sanayi devrimi, işte buhar enerjisi vesaire, bu hayatı değiştiren şeyler. Hep ben öğrencilerime de anlatırım. Charles Dickens gibi bir yazar, gençliğinde İngiltere'de posta arabasıyla nasıl seyahat edildiğini anlatır. İşte borular çalar, atlar, ahırlar, at gübresi kokusu, hanlar, hanlara girerler, yemek yerler falan. Fakat hayatının sonuna doğru artık demir yolları İngiltere'yi sarmaya başlamıştır. Ve Don Beyensan romanından başlayarak da Dickens'ı demir yollarını anlatır. Bu sefer demir, maden, soğuk, işte hız vesaire. Yani o devirin insanları bu büyük dönüşümü doğrudan doğruya yaşamışlar. Biz zaten teknolojinin belirleyici olduğu bir dünyada doğduğumuz için yani onlar kadar şok ve travma halinde yaşamadık gibi geliyor. Bir alışığız. Yani aya gittiler, ha gittiler dedik yani. Çünkü nasıl olsa gidecekler diyorduk. Şimdi bu yani modernleşme onun için mesela batılılaşma değil de onların modernleşme demesi lazım. Kendi yaptıkları işi. Çünkü birdenbire bütün hayatları değişiyor. Ve bunu da sanayi ve teknoloji yapıyor. Şimdi bunu yaparken bazı insanlar aman ne iyi oldu diyorlar. Önümüz açıldı. Yani aydınlanmanın oldukça spekülatif aklı birdenbire uygulamalı akıl haline geliyor. Yani adeta buhar enerjisini aklımıza takıyoruz ve ondan bir şeyler yapıyoruz. Şimdi zaten o aydınlanmanın bir iyimserliği var. Bunun arkasına bir de bu sanayi gücünü ekleyince dünya harika bir şey olacak. Ama bundan hoşlanmayanlar da var. Baudelaire dedin, bence gayet yerinde. Ama mesela İngiliz romantikleri, yani şehirleri bırakıp tabiatın içine çekilen, aydınlanma açısından da tabiat kilit kavramdır. Çünkü aklı bulmak, tabiatın içindeki yasaları çekip çıkarmakla insan aklını bulmaktır. Ama aydınlanmanın tabiatı, işte şeyde gördüğümüz gibi, Fransız bahçelerinde gördüğümüz gibi, bütün ağaçların budanıp küp kare filan bir şeyler olduğu bir şeydir. Romantizmin ise işte yani böyle sere serpe falan. Yani romantizm bu şeyin bir tepkisi. Dolayısıyla o da modern. Belki yüzü daha geçmişte. Yani aydınlanma işte orta çağ demiş, küçümsemiş. Romantizm orta çağı yüceltiyor falan. Ama orada şeye değineceğim. Mary Shelley, işte büyük romantik şairlerden. Shelley'nin karısı, Godwin'in kızı, işte Mary Wollstonecraft, bütün bu modern işleri yapan insanların şeyi, çocuğu, karısı vesaire. Frankenstein'i yazıyor.
Belki bunun bir öncesi var işte Faust'la. Faust nedir? Her şeyi bilmeye kalkan bir insan. Halbuki her şeyi bilmek insana özgü değil. Dolayısıyla bu bir günah aslında. Şimdi Frankenstein doktor, ki canavarla adı karıştırılır habire, oturup hayat vermeye kalkıyor. İşte bu da şeyden Michelangelo'nun portresinin resimlerinden falan bildiğimiz gibi yine Tanrı'ya özgü bir şey. Bir insanın bunu yapmaya kalkması bir küstahlık, kendini bilmezlik. Ve birdenbire yani bu aklın, bilimin doğaya müdahalesi ile ortaya bir canavar çıkıyor. Şimdi bu çerçeve içinde de baktığımızda yani bu materyal ilerleme vesaire işte bilimin en şaşmaz mürşit olması üzerine söylenenlerin en doğru çıkmış yerine oturan eleştirisi o Frankenstein romanıdır gibi geliyor bana. Çünkü şeyin bilimin işte atom bombasıyla gaz odası vesaireyle de bir arada yürüdüğünü gördük bu dünyada ve yani modernizmin eleştirisi de olmalı diyorum yani sen de doğrudan dolayı bana bunu şey yaptın. Yani işte bütün bunlar da modernizmin sonuçları herhalde bunları da görmemiz gerekiyor. İşte yanımda bir küçük bir hediye getirdim görebilelim diye. İşte modernizmin başka bir eleştirisi. Ondan sonra da eleştirinin eleştirisini söylemek istiyorum ama işte Charlot'un şimdi görebilirsek o modern zamanlar, asri zamanlar da diyoruz galiba. İşte sanayileşmeye modernizmin bir tepkisi var burada. Bir türlü yetişemiyor Charlot'a. Hatta deli diyorlar. Makine mi deli, Charlot mu deli? Artık o sistemi kuranlar mı deli? İnsanı unutup yoksa Charlot mu deli o sisteme uyamadığı için, uymaya çalıştığı için? Bu müthiş tabi bu dişliler falan. Ve bu bahsedilen modernizmde mega makina yani öyle bir makina kuruluyor ki birey tamamıyla o makina içinde işte Erich Fromm'un falan da bahsettiği gibi hatta yeni faşizm dediği Erich Fromm'un o makina içinde birey tamamıyla kaybolup gidiyor. Şimdi bu 36'da yapmış Charlot bu filmi. Şimdi tam yılını bilmiyorum. Ama işte Charlot modern bir insan. Yani bu filmi yapan modern bir insan. Şimdi bir modern insan daha var. Yani Türkiye'nin çok iyi tanıdığı Nazım Hikmet. O da modern bir insan. Modern bir şair. Şimdi bu makineler böyle insanı yutarken Nazım Hikmet'in de bildiğiniz bir şey var işte. Trump, Trump, Trump. Tiki tak tak makinalaşmak istiyorum. Oysa şöyle devam ediyor. Mutlaka buna bir çare bulacağım ve ben ancak bahtiyar olacağım karnıma bir türbin oturtup kuyruğuma çift uskuru taktığım gün. Oysa Trump, Trump, Trump çünkü tak tak makinalaşmak istiyorum. Şimdi modern şair çünkü şeyle modern işte putları yıkıyoruz demiş Abdülhak Hamid'e, Yakup Kadri ile takışmış, Türk Ocağı ile takışmış bir yeniyi getiriyor. Charlot da bir yeniyi getiriyor. Yani modern çünkü eskiye tepkiyi getiriyor. Eskiye tepki de yeni. Şimdi ikisi nasıl bağdaşıyor? Başka bir çelişki gibi görünen bir durum var ortadan. Ortadan belki bir çelişki de yok. Çünkü modern ve modernin antitezi var her zaman. Modern oluştukça onun antitezi de geliyor aynı zamanda. Yani modern her zaman antiteziyle dönüşüyor. Yani pozitivizm de dönüşüyor mesela. Condillac'ın tezi. Evet. Yani bilginin kendi kendini ortadan kaldırma potansiyeli olduğu. Ben hala bugünlerde benim çok arkadan izini bulmaya çalıştığım üç tane ayrı modernizmin aramızda yaşadığına çok inanıyorum ve onun kanıtlarını da bulunabileceğine inanıyorum. Sosyal bilimlere bakın. Eskiden o ortaya çıkan Fransızların ilk ortaya çıkardığı fakat sonradan bir üç tane üç ayrı kültürel içerikle geliştiğini söylediğim
hususlara bakın bugün. Gene üç ayrı içerik var bizim bugünkü modernizmimizde. Charlot olsun olmasın. Yani Charlot bunun bir tek bir noktada toplanan aydınlanmanın sonucunun nasıl karşısına çıkılabileceğini anlatıyor. Fakat bugün yaşadığımız şey bundan farklı gibi geliyor bana. Biz bugün yalnız Charlot'un içinde olduğu, o filmde içinde olduğu şartları yaşamıyoruz. Biz bugün kültürlerin arasındaki farkların ortaya çıkmaya çalıştığı bir ortamda yaşıyoruz. Bu da aslında Charlot'un o mekanizasyona karşı göstermiş olduğu daha sonraki bir karşıt şekil veyahut da karşıt tutum alma. Ne dersiniz bu konularda? Çok daha karmaşık olduğu tabii kesin. Bir de yani bu tarih bir şey bitmez tükenmez birikimiyle şeyleri, olayları, sorunları yalınlaştırmaktan değil, gittikçe daha karmaşıklaştırmaktan yana. Yani onun için elbette ki bu yaşadığımız modernizmin karşısında postmodernizmiyle şusuyup bunlar bir de yani kaypak kavramlar. Yani bir tutuyorsun elinden kayıyor gidiyor falan. Yani bu şey kavram her zaman gerçeklikten çok daha kaypak. Yani ne bileyim hiçbir politikacı bile bir politika kavramının kendisi kadar kaypak olamıyor yani. Ama en özünde galiba modernizmin şu var. Bir topluluğun kriterlerini artık başka bir ya geçmişten veyahut da yukarıdan almaması, kriterlerini ve değerlerini kendi kendine geliştirmeye devam etmesi. Bu senin de söylediğin de var. Senin de söylediğin şimdi de var. Asıl gelinen nokta da o galiba evet. Sizin vurguladığınız. Gelinen nokta reklam noktası tabii. Her zaman olduğu gibi. Onun için şimdi biz ara veriyoruz. Gene birazdan beraberiz. Bütün o şeyler, ecnebiler ortada salonda dans ediyorlar. Bir işte Osmanlı Paşası da sırtını duvara dayamış duruyor. Yanında başka bir Osmanlı. Yahu bu gavurların parası mı yok nedir? Niye diyor çengi tutacaklarına kendileri böyle oynuyorlar. Bize takdim edilen tarihi söylemde genelde yaptıkları iyi şeyler üzerinde durulur. Zoraki giyinmiş ve içselleştirilmemiş bir düşünce olduğu için, bir tavır olduğu için mi ceket hep bize yakışıyor diyoruz. Yakışmadığını... Evet, heyecanlı konumuza devam ediyoruz modernleşme. Fakat şey, şimdi iki bölüm dünyada modernleşme üstünde durduk. Ama tabii Türkiye için de bu son derece önemli. Önemli, yakıcı bir konu. Yani bizim yakın tarihimiz. Yakın tarihte değil. Yani çünkü bence ta Lale Devri'ne kadar falan bu şeyi götürmek, gerilere götürmek de mümkün. Ama yani ağırlıkla yani 19. yüzyıldan bu yana hemen hemen kesintisiz bir şekilde Türkiye işte vaktiyle batılılaşma dediğimiz, şimdi de modernleşme dediğimiz bu soruyla boğuşuyor diyeyim. Yani daha ılımlı bir şey. Hatta Bizans'la Osmanlı'nın modernleşmesi diyebilirsin. Daha da geriye gidip istersen. Yani sonu yok geriye gitmenin. Evet ama yani o şey işte sanayileşme falan benim açımdan çok şey belirleyici. Onun için diyorum. Şimdi yani bunun herhangi bir aşamadan ikinci Mahmut'tan da alırız işte yeni Osmanlılardan da alırız, Jön Türklerden de alırız.
Neyse ben şimdi burada çok fazla ilerletmeden bu esas şeyin Şerif Mardin'in çok incelediği bir konudur Türkiye'de. Bütün entelektüel uzantılarıyla vesairesiyle. Onun için ben sözü Şerif Mardin'e bırakayım. Şimdi insanın Tanzimat'a baktığı zaman iki nokta ile karşılaşıyor. Bunlardan biri her zaman üzerinde durduğumuz Batı ile birleştirici olan tarafı. Fakat Tanzimat'a böyle çok dikkatle bakarsanız onun içinde gene de bizler ve onlar diskurunun ortaya çıktığını görüyorsunuz. Ben bunu çok önemli sayıyorum. Çünkü bugünkü bizler ve onlar demek ki ta böyle bir reform zamanının başından itibaren bir bizler ve onlar meselesi var. Ve bence bu yani Türkiye'de belki en önemli konulardan bir tanesi ve onun bir entelektüel bir yapıya bile sahip olamayışı şimdiye kadar bizler ve onlar diskurunun. Onun için topu gene burada Murat'a atıyorum. Acaba kendisi de Türkiye'nin modernleşmesinde bu iki vurguyu görüyor mu? Bir taraftan birleştirici, bir taraftan da hayır, onlar, biz değiliz. Biz başkayız. Yani Tanzimat'ın başından beri biz başkayız diskurunu ben görebiliyorum. Evet. Bilmiyorum siz görüyor musunuz? O zaman şunu sorayım ikinize. Yani din ve modernite yan yana nasıl gidebiliyor? Türkiye'de gitti mi, gitmedi mi? Batı'da nasıl gitti? Çünkü Batı'daki modern yazarlara, şairlere, ressamlara baktığımızda en moderni de İncil'i bilmeden, Orta Çağ'ı bilmeden, dinleri bilmeden anlamak neredeyse imkansız şiirlerini veya romanlarını. Yani orada bir şekilde modernite ve din bir şekilde tanışıyor, anlaşıyor, konuşuyor birbirleriyle. Bir diyalog var. Bu tarafa gelince yani biz ve onlar, yani din ve modernite burada ne kadar örtüşüyor, ne kadar örtüşmüyor onu sizlere sormak istiyorum. İşte insanın aradığı bir şey aslında bu karşıt durumun nereden gelmiş olduğunu, yani niçin biz esas itibariyle Batı'yı bir karşıt olarak mı görüyoruz? Ben bunun Tanzimat'ta olmadığına inanırdım eskiden. Fakat yaklaştıkça Tanzimat'ın içinde bile bütün bu reformatörlerin yaptıkları reformlar zamanında, düşüncelerinde vesaire biz bunu başka türlü yaparız diye bir fikir var Tanzimat'ta. Yani baştan aşağıya kadar biz bunu başka türlü yaparız. Ve bence Türkiye'de Cumhuriyet de aynı söylemi devam ettiriyor. Biz bunu başka şekilde yaparız. Yani Batı'dan alırız. Bu tabii modernleştirici Müslümanlarda da gözüken bir tez. Fakat bence Cumhuriyet'te bile biz bunu gene onlardan alırız ama bize has bir takım şeyleri de ortadan kaldırmayız diye bir diskur var. Bilmiyorum evet, ne dersiniz? Evet, bence çok doğru. Yani bir dikotomi üzerine evet. Oturuyor Türk, Osmanlı Türk şeyi batılılaşması veya modernleşmesi ne diyeceksek. Yalnız ben gene de Tanzimat'la şeyi Cumhuriyet arasında genel geçer kabul gören şeyi bir denge tespitinden biraz farklı şey yapıyorum. Şimdi yani Tanzimat kafası falan diye bir laflar vardır. Cumhuriyet'in şey yaptığı, tensip ettiği. Ve bu da işte Tanzimatçıların uzlaşmacılığını anlatır. Yani işte bir türlü kendi olmaktan vazgeçemiyor. Yani daha radikal batılı olmak lazım. Peki durum bu mu? Yani ben o kendinden vazgeçememesini Tanzimat'ın aslında daha batılı bir tavır. Cumhuriyet'in paldır küldür kimliğin üstünden silindir gibi geçmesinde daha bize özgür ve batılı olmayan
bir tavır olarak, yahut da belki yani Batı dediğimiz de tek bir şey değil, belki yani İngiliz değil de Fransız, evet. Denebilecek bir şey. Şimdi ya mesela Ahmet Mithat Efendi, tam Tanzimat, Tanzimat da sayılır. Yani müthiş bir çaba içindedir bu memleketin batılılaşması lazım diye. En azından o kadar kuvvetli bir çaba içindedir. Biz olmaktan vazgeçmeyelim. Evet. Diye. Evet. Evet, ben işte, bunu gerçekten yani Ahmet Mithat Efendi'den bahsedildiği zaman bu iki yönünün de ileri sürülmesinin çok önemli olduğunu sanıyorum. Evet. Ve bu tabii şeyde yani genel olarak Tanzimat, şöyle diyeyim yani bu benim şimdi söyleyeceğim biraz empresyonistik bir şey de, şimdi yani Avrupa'nın çeşitli ülkeleriyle ben yani insan düşünüyor ya, böyle spekülasyonlar yapıyor falan. Biz neyimiz benziyor falan diye böyle arada bir spekülasyonlar yaparım. Yani mesela devletçiliğimizi Fransızlara benzetirim. Milletçiliğimizi ya da milliyetçiliğimizi Almanlara benzetirim. Birinin felaket bir devlet teorisi, öbürünün felaket bir millet teorisi vardır. Biz bunların ikisini birleştirmekle daha bir ölümcül bir şeye gelmişizdir. En az benzetebildiğim Anglo-Saksonlardır diyebilirim. Ama mesela Britanya ile de benzetirim. Yani bu kendini dünyanın merkezinde görmek. Bu imparatorluk biraz. Yani ben imparatorum falan. Yani böyle bir... Yani mesela İngilizler hala çok şaşarlar. Niye bütün dünya trafikte yolun sağından gidiyor, İngilizler gibi solundan gitmek varken falan. Yani akıl erdiremezler. Yani biraz Türkler de böyledir. Yani biz ortada dururuz. Evren şey gibi yani, Kopernik öncesi astronomi gibi bir şey. Biraz bu adalılık, imparatorluk olmanın yanı sıra yani hafif izolesin. Şimdi biz adada değiliz. En fazla bir yarım adada olduğumuz söylenebilir ama bir kültürel adadayız biz. Yani bir Avrupa'nın içine başını sokmuş bir Müslüman imparatorluk olarak böyle bir şey var, bir alienasyon durumu başından itibaren var. O şeyin arkasında hep biz diye. Hani şeyle bitireceğim, bu balo malo hani cumhuriyetle söylerler ama daha önce de Osmanlı ricali kendi düzenlemediği balolara gidiyor. Yani ne oluyor? Elçilikler de balolar oluyor. Bizimkiler de davet ediliyor. Gidiyorlar. Bana Mete Tuncay anlattıydı. Böyle balolardan birinde işte bütün o şeyler, ecnebiler ortada salonda dans ediyorlar. Bir işte Osmanlı paşası da sırtını duvara dayamış duruyor. Yanında başka bir Osmanlı. Yahu bu gavurların parası mı yok nedir, niye diyor, çengi tutacaklarına kendileri böyle oynuyorlar. Şimdi burada yani bütün o şeyi görüyoruz yani. Telakki farkları, kavrayış farkları falan, ama yani adam vazgeçmiyor yani şey, çengiyi tutmaktan. Nitekim Sadullah Paşa şeye gittiği zaman Berlin konferansına, Victoria'nın torunu olan işte şeyin karısı, Kayser'in karısı, işte büyük 93 harbini kaybetmekten gelen bir imparatorluğun murahası, onun gönlünü hoş etmek için dansa davet ediyor şey gelip, prenses gelip, Sadullah Paşa ben dans bilmem deyip geri çeviriyor yani. Evet yani başa dönecek olursak... Sana bir örnek vermek istiyorum demin söylediğinden. Yani Cumhuriyet Tanzimat karşılaşması, yani somut günümüzden az çok bir örnek. Yani Cumhuriyet bir bıçaksa, Tanzimat da belki bir elek. Azıcık eleyip bakıp işte tadıp. Şimdi bir ara üniversitedeyken benden, sizle paylaşmıştım bunu. Eğitim Bakanlığı'yla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir proje, işte okul öncesi eğitim. Benden de bir kitap yazmam istendi. Birkaç milyon basılacak kitap. Aileler çocuklarını nasıl yetiştirmeli? Ya ben bir yıl falan müsaade edin, bir ekip toplayayım. İlk önce Türkiye'de çocuk nasıl yetiştiriliyor onu bilmiyorum. Onu bir araştırayım, ondan sonra bir yolumuza devam ederiz dedim. Bana verilen cevap, gündüz bunlarla uğraşma işte, modern insan işte, demokrat kişilik.
Yani totaliter değil, demokrat. Evet. Yani bir haftada yazılacak bu kitap. Yani bıçakla. Evet. Peki yani bu şeyden biz ve onlardan giderek ya da biz ve onların zaman içinde serüveni nasıl bir şey? Evet, şimdi bu iki yönünün iki yönlülüğünü sanıyorum ki tarihi diskurumuzda, yazdığımız yazılarda, dergi makalelerinde ve başka yerlerde saklı tutmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'de sanıyorum ki böyle bir ikiliğin olduğu, Tanzimat'ın içinde böyle bir ikiliğin olduğunu birkaç kişi söylüyor. Fakat umumiyetle bence bu gizli bir çeşit düşünce arka planıdır. Yani biz istemiyoruz bizim uzun vadede kendimize göre bir düşüncemiz olduğunun bizi tanımladığını, biz aslında yaptığımız değişiklikler üzerinde oturup kalkıp onları bir potaya o şekilde görmek istiyoruz. Yani Türkiye'de Tanzimat'ı değiştirici olarak görmek istiyoruz. Bize böyle sunuldu. Benim burada söylediğim, yani evet değiştirici ama her zaman bir kendini saklayan bir tarafı var. Hem bu şeyde çıkmıyor. Yani Tanzimat'ın söylediklerinde kolay kolay çıkmıyor. İkincisi de bize Tanzimat takdim edildiği zaman ve Cumhuriyet takdim edildiği zaman bunun daha çok yenilikleri üzerinde duruluyor. Yani eskide kalan düşünce pratiğimizin, parçalarımızın diyelim, üzerinde bu durulmuyor pek. Bu saklı bir şey. Türkiye'de modernizm yapılmış olan iyi işlerden meydana gelir. Böyle bir şey var. Peki yani, bu yani yaptığımıza inanmıyor muyuz? Mesela mecburiyetten yapıyoruz ama bunun iyi bir şey olduğuna inanmıyor muyuz? Ama başkalarını mı inandırmaya çalışıyoruz? Yani nasıl bir şey, nasıl bir psikoloji böyle davrandırtıyor insanı? Yani bizde tarihi söylemin gizli kalmış olan arka planlarından bir tanesi şöyledir. Bize takdim edilen tarihi söylemde genelde Tanzimat için Tanzimat ve Cumhuriyet takdim edildiği zaman yaptıkları iyi şeyler üzerinde durulur. Bize takdimde. Ama bundan ötesi bir şey var mıdır? Burada bir çatışma var mıdır? Gibi konular katiyen Türkiye'de beğenilmez ve arka plana atılır. Bilmiyorum bu konuda hani siz işte ben şey... de Murat'ın sorduğunu merak ediyorum. Yani içselleştirilmemiş, zoraki giyinmiş ve içselleştirilmemiş bir düşünce olduğu için, bir tavır olduğu için mi ceket hep bize yakışıyor diyoruz? Yakışmadığını veya aynada kendimizi görmek istemiyoruz. Ama bunu kimse tam manasıyla araştırmadı gibi geliyor bana. Yani bu sorduğunuz sorunun cevabı Türkiye'de tarihçiler ve sosyologlar tarafından verilmedi daha. Zamanla belki böyle bir şey ortaya çıkacaktır. Gene bunun üzerinde durmak istiyorum. Bizim modernleşmemizin iyi yönleri bize takdim edilir. Şeyden, ilkokuldan itibaren hep o iyilik tarafları, iyi tarafları üzerinde, kere içinde iyi tarafları üzerinde durulur. Fakat çatışma anlarından bahsedilmez. Pek tabii ki ilkokulda bahsedilmez ama bu daha sonra da üzerinde durulması biraz ayıp olarak görülen bir şey. Bilmiyorum bu konuda ne dersiniz? Vallahi peki şey zamanla bunun yapılacak diyorsun. Önümüzde bir 10-15 dakika daha var. Şeyden sonra, reklam aramızdan sonra bu sorunu çözelim. Birinci yüzyıl
yıllarda geldiğimizde biraz Japon batılılaşması gibi. Evet. Biz bunları nasıl geçelim? Yani onlardan öğrenelim, sonra o öğrendiklerimizle şunu bir canlı okuyalım gibi bir tavrın bir hayli ağır bastığını sanıyorum. İstediğimiz tarafını batı diye gösteriyoruz, modern diye gösteriyoruz. İstemediğimizi yabancı, kötü, emperyalist, farklı düşüncelerle farklı şekilde reddediyoruz. Bir tek emperyalizm diskuru ile bir kuşağı eğitmek olamaz gibi geliyor bana. Evet, son bölüme geldik. Fazla da süremiz kalmadı. Ben kısaca şu şeyi tamamlayayım. Tanzimat ve Cumhuriyet'i karşılaştırırken dirisinin daha aslında batıya açık olduğunu söyledim. Şu mesela şey geliyor aklıma, Cevdet Paşa'nın Mecellesi. Şimdi medeniyet değiştirecek bir toplum karar verilmiş. Ama yani bu topluma bunu döve döve mi yapacağız? Yani nasıl yapacağız? Fazla bir ağır bir travma yaşatmamak için yani onu daha önce olan İslamiyet'ten gelen kavramlarla şey yaparak, yumuşatarak sunmak, yani bir şey, yumuşak geçiş. Öbürü halbuki yani daha şey, yani yapacaksın, akşamdan karar verdik, işte sabah bütün toplum okuma yazma bilmeyerek uyandı falan gibi, böyle bir takım zecri dediğimiz radikal tedbirler. Bu bana daha şey geliyor, daha hani doğu despotizmi dediğimiz bir mantığa çok daha yatkın geliyor. Şeyi daha batılı olsa da yani gösterdiği hedef. Ama yani burada karşımıza batılı olmakla batıcı olmak gibi bir... dilde bir karşılık bulabileceğimiz çok önemli bir ayrım çıkıyor. Ve tabii batıcı deyince yani bu iki anlamında da, sadece batıya giden değil, bir de insanın bir yerlerine batan da bir şey var, bir özelliği var. Ama temelde bu şeye dayanıyor bence gene, yani biz ve onlar ayrımına. Ama şeye geldiğimizde, biz 20. yüzyılın başına geldiğimizde galiba onlara karşı öfkemiz daha birikmiş vaziyette. Yani Tanzimat'ta biraz daha yani onlar işte gene kendimiz kalıp biraz da belki kandırıp mandırıp falan ayak uydurmak falan derken 20. yüzyıla geldiğimizde biraz Japon batılılaşması gibi. Evet. Biz bunları nasıl geçelim? Yani onlardan öğrenelim, sonra o öğrendiklerimizle şunu bir canlı okuyalım gibi bir tavrın bir hayli ağır bastığını sanıyorum. Evet, bu sunuluş tarzı Türkiye'de bunun. Yani daha doğrusu resmi kulvarlarda sunuluş tarzı. Ve o sunuluşun nasıl zamanla rakipler bulduğunu. Bunun bir benzeri şey de var. 20. yüzyılda Sovyetler Birliği Amerikan rekabeti, yani kapitalizm rekabeti. İşte Sovyetler Birliği geriden geliyor sanayileşmede vesaire. Yakalayıp geçecek Amerika'yı. Yani böyle bir hırs var. Ama orada zaten bir rekabet ve bir karşıtlık var. Biz hani yokmuş gibi bir yerde bunu yaratıyoruz. Evet. Fakat o hırsta yaptıkları, yani üstüne giydirmek istedikleri de kendisine uymayan şeyler. Sırf batılılaşmak için veyahut modernleşmek için. Mesela bu Stalin'in meşhur 5 tane gökdeleni var. Şimdi New York'ta gökdelenler var. Amerika'yı gökdelenden biliyoruz. Niçin gökdelen var New York'ta? Çünkü kapitalizm var. Toprakta bir arz talep var. Sosyalizmde özel mülkiyet yok. Arz talep yok ama Stalin karar veriyor. Madem onlarda da gökdelen var, ben de yapacağım diyor. 4 tane dikiyor. İşte bir tanesi Moskova Üniversitesi bugün. 5.'si Stalin öldüğünde sade temeli kazılmış. Onu kocaman bir yüzme havuzu yapıyorlar. Yani bu yetişmek ve geçmek var. Onu bir türlü... O yani bir güç simgesi haline gelince şey, gökdelen, ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Başka şey de var mesela, modern dans var. Şimdi Hollywood'da da modern dans var. Sovyetler de modern dans istiyor. Bir arkadaşım da dedesi, modern dansçı.
ve çok güzel dansları var. Fakat Stalin bundan hoşlanmıyor. Modern danstan hoşlanıyor fakat ahlaka mugayir buluyor. Çünkü belden aşağı hareketler var dansta. Bu dekadan Amerika, işte Sovyet şeyinde bu dekadans yok. Adam, arkadaşımın dedesi dansını değiştireceğine, çünkü belden aşağı hareketler vardı, dansını değiştireceğine dansın adını değiştiriyor. Lokomotif diyor dansa. Lokomotif sosyalizmi simgesi, ilerlemek, sanayileşme vesaire. Ve dansın adı lokomotif olunca o zaman bu normal bir modernleşme oluyor. Başka bir çelişki var aklımdayken, buna Picasso paradoksu diyorum. Şimdi Picasso modernist, işte resimde bir çağ açtığı söyleniyor. Her ne kadar onda bir Afrika'dan gelişi falan filan varsa onun pek kabul etmek istemediği. Modernist fakat aynı zamanda veya aynı zamanda fakat belki yanlış kelime ve aynı zamanda Komünist Partisi üyesi. Gelirinin işte %10'unu yüzde neyse o zamanki kaide partiye bağışlıyor. 64'te 5'te Moskova'ya gitmiştim. Hermitage'dayım. Orada modern resimler de var. Picasso'nun bir resmini görmek istedim. Çünkü Picasso'nun bağışladığını biliyorum. İlk önce anlamaz gibi yaptılar bana. Ben Picasso'yu diye ısrar ettim. Azıcık 18 yaşının heyecanıyla, karşı gelme heyecanıyla. Mavi dönemden birkaç resim vardır orada. Hiçbirisini göstermek istemediler. Sonunda soyut resimleri var. Hermitage'in çatı katında hizmetçi odalarında. Şimdi çünkü